Kimse Michael Corleone olmayı hayal bile edemez ama Tony Montana olmak isteyen milyonlar vardır. Bak dostum, bunun tek bir sebebi var, Amerikan rüyası. Scarface'in olayı bize bu olguyu masal gibi anlatması. Sanılanın aksine Amerikan rüyası zengin, refah yaşam falan da değil. Bu yaşama ulaşmak için eşit fırsata sahip olma fikri. Yani kıstas sınıf değil, yetenek ve başarı. Kökeni de te Amerika'nın kuruluşuna kadar gidiyor. Avrupa'da iş kurma yetkisi sadece elitlere tanınan bir ayrıcalıkken, bak tekrar ediyorum bir ayrıcalıkken, Amerika fikrim varsa gel aslan diyordu. Gittiler de dünyanın her yerinden mucitler, girişimciler, yeni dünya arayışındaki hippiler rüyalarını gerçek kılmaya gitti. Ve de gerçek kıldı. Ford bu sayede var oldu mesela. Bu sayede bugün hala dünyanın en büyük şirketleri Amerika'da. Bunun temelindeki olgu Amerikan rüyası fikri. İşte bu yüzden Corleone ailesinin prensiyle empati yapmak zordur. Babana tüm dünyanın baba dediğini düşünsene. Zor değil mi? Şimdi bir de Amerika'ya muz teknesiyle gelen geçmişi belirsiz garibim Tony Montana olduğunu düşün. Daha kolay ha? Uzun lafın kısası, Tony alt sınıftan gelen birinin sadece cesaret ve hırsla yakaladığı rüyayı resmeder. Ve bunu da gerçekten iyi yapar. This town like a great big pussy, just wait to get fucked off. Filmin üzerine kurulu olduğu model işte bu. Tony hiçbir şeye doğuştan sahip değil, her şeyi de kendi çabasıyla elde ediyor. Bu yüzden girdiği her ortamda sırıtıyor çünkü oraya ait değil. Kahretsin unutmamıza da izin vermiyorlar. Bak mesela, parmaklarını yıkasın diye getirdikleri bir kase sudaki limonu çıkartıp afiyetle yiyor. Ya evinin mimarisi? Olabilecek en avam yaklaşım, her yer altın varakla kaplanmış. Bu zenginlik değil, bu zenginliği bilmeyen fakir adamın zihnindeki ihtişam algısı. İyi tarafından bak, Tony zirvedeyken de özünü yitirmemiş. Tüm o servete, konuma rağmen hala tekneden indiğinde neyse o. Ancak ne zaman dürüst bir yurttaş alnının teriyle hayatını kazansa, onu alaşağı etmeye çalışacak şerefsizler her zaman olur. Tetikçilerin bilmediği şey ise Tony'nin yüksek riski tolere edebilmesi. Yani yoğun baskı altında soğukkanlı hareket edebiliyor. Green Card'ın da buna borçlu. İlk günlerinde tutulduğu mülteci kampında isyan çıkmış, ortalık Nagasaki'ye dönmüşken siyasi cinayet işliyor. Bürokraside eli güçlü bir organizasyon adına. Aynı organizasyon Tony'ye ikinci bir iş daha veriyor. Ne ödüğü belirsiz, güvenilirlikleri sorguya açık Kolombiyalı bir ekiple kokain alışverişi. Yalnız şunu anlamadım, Tony harcanabilir. Bu yüzden karşı tarafın niyetinden emin olmasan da onu gönderiyorsun, tamam. Eğer tuzaksa paran da mı harcanabilir? Gerçi bu da soru mu, 80'ler Miami'si? Kokain kovboyları diye bir deyim bile var o zamanlar. Her neyse, beklenen oluyor. Tony'yi en alasından kalıba çekiyorlar. Yanında getirdiği arkadaşını gözünün önünde benzinli ağaç kesme makinesiyle doğruyorlar. Ama tüm bunlar olurken Tony soğukkanlılıkla sadece bekliyor. Hiç heyecan yok, sanki akasya durağı izliyor. Çünkü hamle yapma sırasının kendisine geleceğini biliyor. Yapıyor da hamlesini, Kolombiyalıların elebaşını sokak ortasında infaz ediyor. Ufak bir dipnot, o yıllarda tüm Amerika'da kişi başına düşen cinayet oranının en yüksek olduğu yer Miami. Çorbada Tony'nin de tuzu oldu. Şimdi hem para hem de kokain Tony'de. O da bunun avantajını, ekmeğini yiyor. Adına iş yaptığı organizasyonun lideriyle tanışıyor. İşte hikayenin bu noktasında yeni karakter açılıyor. Hem de ne karakter? Frank Lopez, büyük patron. Ya o konumdaki bir adamın yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor, yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Daha ilk dakikadan kendisine saygıyla Bay Lopez diye hitap eden Tony'yi düzelterek ''Bana Frank de geç, beyzbol takımındaki çocuklar bile bana Frank der.'' diyor. Sonra da suratında gevrek bir sırıtışla canhıraş şekilde içki servis etmeye koyuluyor. Arada durup Tony'nin ölen arkadaşı için bizzat özür diliyor falan. Yani psikolojik üstünlüğü kaybettirecek ne varsa yapıyor, aklına ne gelirse. Sağ kolu Omar köşeden bilene bilene onu izlerken Tony'nin yüzünde ise hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığı var. Neyse, Frank hadi içmeye gidelim deyip ekibi zamanın şatafatlı mekanlarından birine götürüyor. Burada babacan bir tavırla Tony'yi rehin alıp gece boyu kafa ütülemeye devam ediyor. Şöyle yaparız, böyle yaparız bir şeyler anlatıp duruyor. Ha bir de nasihat veriyor, başkalarının açgözlülüğünü asla hafife alma diye. Ki kendi sonu da kendi nasihatine uymamaktan gelecek. Frank işte. Bir de Frank'in uzatmalısı Elvira bir nasihat veriyor. Tony'nin sonu da bu nasihatı ağzında gargara yapıp tükürmekten gelecek. Sonra Frank sırtlarını sıvazlayıp kim tutar lan sizi diye gazladıktan sonra Tony ve sağ kolu Omar'ı Bolivya'ya gönderiyor. Oranın en büyük kokain imalatçısıyla anlaşma yapsınlar diye. Yeni bir karakter daha açıldı, Sosa. Frank'in tam zıttı, onun olmadığı her şey.
boş konuşmuyor, kar odaklı düşünüyor, planlı ve sistemli hareket ediyor. Görüşmeler başlayıp Tony limonu afiyetle yedikten sonra Frank'in en güvendiği adamına, sağ kolu Omar'a şehir manzarasını helikopterden göstermeye karar veriyorlar. Sıkı dur, meğerse Omar yıllanmış bir muhbirmiş. Ulan Frank, Tony de şimdi bir acayip bir durumda kalmasın mı? Peki ne yapıyor? Dünya rap tarihine kallavi bir katkı yapıyor. All I have in this world is my balls and my word. I don't break them for no one. Kim derdi ki Sosa da R&B'ye karşı boş değilmiş. Tamam tamam. İşte bu içten tavrı, sağlam duruşu sayesinde Tony Büyükler Ligi'ne adım atıyor. Böylece Bolivya ve Miami arasında bir tedarik zinciri kuruluyor. Ancak Frank huzursuz, Frank mutsuz. Bu anlaşmanın kendi standartlarının çok üzerinde olduğunu düşünüyor. En iyi ihtimalle işi kıvırsak bile peşinden bela gelir diye düşünüyor. Ağzımızın tadı kaçmasın deyip dahil olmuyor. O dahil olmayınca da Tony sistemi kendi üzerine alıyor. Böylece Miami'nin en büyük kokain dağıtım organizasyonuna sahip oluyor. Kulağa biraz derinliksiz, biraz basit, belki haddinden fazla hızlı gibi gelebilir. Ama o yılların Miami'si tam da böyle. Bir düzine hikaye var böyle. Hatta Netflix'te belgeseli bile var kokain kovboyları diye. Ki tavsiye ettiğimi söyleyemem, bir iki bölüm baktım, melodrama sardılar, kapattım. Dur lafı dağıtmayalım. Frank ile Tony'nin arası böyle böyle açılmaya başlıyor. En son kulüpte Elvira için birbirlerine epey dikleniyorlar. Sonucunda ilk hamleyi Frank yapıyor. Şu bahsettiğimiz vasat suikast girişimi. Tony bundan sıyırınca hiç zaman kaybetmeden iadeyi ziyarete gidiyor. Burada Frank ve ekibinin neden koyun gibi beklediği, karşılık vermediği çok tartışılır. Ama dikkat edin, hepsinin sırtı kapıya dönük. Yakın koruması Ernie en kutsal görevini icra etmeye koyulmuş. Polis teşkilatının yüz akı Mel, yayılmış hayatın anlamını düşünüyor. Frank desen muzaffer komutan edasıyla yine telefonda birilerini tutuyor. Tony'nin ekip öyle mi? Ellerinde silah yılan gibi diplerine kadar sokuluyorlar. Şu dakikadan sonra ev sahiplerinin çatışmaya girme şansı yok. Silahına davranan kurşunu yiyecek. Frank en mantıklısı aptala yatayım diyor. Sana ne oldu falan diye soruyor. Onları buluruz Tony. Onları ödetiriz Tony. Bu tutmayınca B planına geçiyor. Yalvarmaya başlıyor. Ben ettim sen etme diyor. Uçakla bilmem nereye gidersek sana 10 milyon dolar vereceğim diyor. Ne iyisi uzatmayalım. Sonunda Tony Frank'i iptal ediyor. İşte o gece Tony bir hava yollarının Zeppelin reklamını görüyor. Üzerinde "Dünya senindir" yazılı. Bu sahne filmin Tony'nin artık zirvede olduğunu söylemeden anlatma biçimi. Artık Amerikan rüyasını yakaladı, artık göklerde, artık düşmeye başlayabilir. Hem de çıktığından çok daha hızlı. Bunun birbirini takip eden birkaç sebebi olduğu söylenebilir. Benim oyum, Elvira'nın nasihatini hatırlıyorsunuz değil mi? Sonrası aynı Shakespeare'in Macbeth'inde olduğu gibi. Güç zehirlenmesinin getirdiği yersiz bir dokunulmazlık yanılgısı. Üstüne girdiği ağır bir paranoyaklık döngüsü. Kimseye güvenmiyor, bir ara para sayma makinesine bile güvenmiyor. Yanlış saydı diye tutturuyor. Hatta en sadık adamını, yakın koruması ve sağ kolunu, olası bir saldırıda ilk darbeyi alacak öncü birliğini, Manola'yı kendi eliyle infaz ediyor. Sonrasında ne yaptım ben diye bir aydınlanma yaşar gibi olsa da artık çok geç, şartlar son derece hazır. Artık Tony'nin imha edilmesi için tek gereken şey yanlış bir adım. O da şöyle oluyor, Sosa New York'ta düzenleteceği bir suikast girişimi için Tony'nin nüfusunu kullanmak istiyor. Mantık şu, tetikçiler Tony'nin kanatları altında olursa Amerika'da daha rahat hareket edebilecekler. Bu suç dünyasında diplomatik dokunulmazlık kazanmak gibi bir şey. Bu düzenlemeyle herhangi bir aksaklık çıkma olasılığı minimuma indirilecek. Bunun karşılığında Tony de vergi kaçırmaktan alması beklenen birkaç senelik cezadan Sosa'nın siyasi bağlantıları sayesinde kurtulacak. Bu arada Amerika'da vergi kaçırmak çok ciddi bir suç. Al Capone'u bile bundan yakalıyorlar düşün. En ciddi suçlardan biri. Bizim burada hükümeti eleştirmekle aynı. Yani hemen hemen. Yakın. Neyse, suikast günü geliyor. Havaya uçurulacak araca bir güzel düzenek kuruluyor. Bombanın detonatörüne güvenlik anahtarı bile eklemişler. Her şey düşünülmüş yani. Bir şey dışında. Hedefin ailesi de, eşinden ve iki küçük çocuğundan bahsediyoruz. O gün arabaya biniyor. İşte bu noktada Tony bir ahlaki ikilem yaşıyor. Kendi çıkarına mı hizmet edecek, yoksa erdemli olanı mı seçecek? Fuck that! Put that motherfucker! İronik bir şekilde tüm film boyunca Tony sadece bir kez doğru olanı yapıyor. Sonunu da bu getiriyor. Verilen mesaj açık. Bu dünyada kahramana da, kahramanlığa da yer yok. Misilleme gecikmiyor. Sosa'nın yamyamlardan oluşan kabilesi istilaya girişiyor. Bu da aynı Macbeth. Düşmanlar onun kalesine ormandan gizlice saldırıyorlardı. Burada kale malikane, orman bahçe, Tony de Macbeth.
Çatışma boyunca defalarca kez vuruluyor ama bana mısın demiyor. T-800 mübarek. 10 kuruşundan sonrasını saymadım, sayabilen varsa buyursun. Şurası kesin ki hala ayakta ve King Kong gibi de bağırıyor. En sonunda onca kuruşuna rağmen ayaktayken sırtından gelen o tek kuruşunla yıkılıyor. Ve üzerinde "Dünya senindir" yazılı süs havuzuna düşüyor. Sonuçta Tony niceleri gibi Amerikan rüyasında boğuluyor. So say good night to the bad guy.